çiçek açtı şu gönüllere. Umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere. Umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere. Doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere. Doğuştu bize yeniden evet, aramızda... bir güneş gibi. Evet, çok değerli gençler. Ödül alacak olan arkadaşlarımızı hemen kendileri için hazırlanan yere davet edelim. İşleri biraz daha hızlandırma adına özellikle rica ediyoruz. Sol kısmı alacağız ve isimleri hemen anons ediyorum. Zakiya, evet Ayşegül Çakır. Ayşegül Çakır hemen sol kısma gelsin. Programımızın başladığı andan itibaren. Evet, mikrofonlara, hoparlörlere biraz daha ses verebilirsek rejiden ricamız. Evet, isimleri çağırıyorum. Hemen sol tarafa geçebilirlerse programımız başladığı andan itibaren yine çok rahat bir şekilde sahneye çağırabileceğiz kendilerini. Muhammed Yusuf Kartal, Albara Hesham, hemen sol kısma lütfen özellikle rica ediyorum. Sedat Usta, evet Seda Usta, düzeltiyorum hemen. Esra Yılmaz. Nusayba Kamal Alden, Hamza Gül, evet bu kardeşlerimiz eğer sol tarafa hemen yerlerini alırlarsa programımızın başladığı andan itibaren çok daha hızlı bir şekilde sahneye alabileceğiz. Tabii yoğun programları var Sayın Bakanımızın, Sayın Belediye Başkanımızın, tabii ki sizlerin de programları muhakkak yoğundur. Özellikle rica edelim efendim. Ve çok kısa bir süre sonra konserimizle başlayacağız. Ufuk Akın konseri bu güzel sahnede sizlerle buluşmuş olacak. Hatırlatmış olalım. Özellikle şu bayrakları bir görebilir miyiz arkadaşlar? Evet, harikasınız. Şu bayrakları bir gökyüzüyle buluşturmuş olalım. Çok kısa bir süre sonra, dakikalar sonra programımızı başlatmış olacağız. Yine anlamlı bir programla sizlerle beraberiz. Üçüncü İslami İlimler Olimpiyatı programımız. Dakikalar sonra inşallah sizlerle beraber, siz İmam Hatipli kardeşlerimizle beraber buluşmuş olacak ve çok kısa bir süre sonra. Evet, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de yoğun desteği var. Bir kez daha sizlere sonsuz teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Tüm ilçelerden, İstanbul'umuzun tüm ilçelerinden yoğun bir katılım var. Tüm bu güzellikler için, bu anlamlı katılımınız için bir kez daha her birinizi yürekten kutluyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz arkadaşlar. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey.
çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Evet, sevgili İmam Hatipli kardeşlerimiz. Şu bayrakları bir kez daha görelim efendim. Özellikle rica ediyoruz sizlerden. İşte artık geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl sizlerle buluşturduğumuz çok anlamlı bir olimpiyat. İslami İlimler Olimpiyatı'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gazi Osman Paşa Belediye'miz yine ilkleri başaran, ilkleri sizlerle buluşturan belediye. Yine tüm o güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Programımıza başlarken çok özel bir ismi sahneye alacağız. Hem televizyonlardan hem radyolardan ezgileriyle, o güzel ilahileriyle büyüdüğümüz ve bir imam hatipli olarak sürekli o ezgilerle iştigal olduğumuz radyolarımızda, yine televizyonlarımızda sürekli dilendirdiğimiz ve adeta dilimizde pelesenk olan o güzel ifadeler, o güzel namelere gidelim istiyoruz. O güzel alkışlarınızla şimdi Ufuk Akın geliyor. Haydi bakalım gençler, bayraklarımızı görelim. Sil gözyaşlarını, yeşerecek sevdam kutlu tohumlarla körpe dudaklarda. Ağlama karanfil beni de ağlatma, sil gözyaşlarını. Yeşerecek sevdam kutlu tohumlarla körpe dudaklarda. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu. Umudu, sevgiyi, özlemlerini ve hasretleri. Bayraklarımız.
susadım karanfil çöllerde kavrulan kurumuş toprak gibi. Zincirler vurulmuş yemyeşil gövdene, ben özgürlüğe hasret. Beraber olsun mu? Susadım karanfil çöllerde kavrulan kurumuş toprak gibi. Zincirler vurulmuş yemyeşil gövdene, ben özgürlüğe hasret. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu, umudu sevgiyi özlemlerini ve hasretleri. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu, umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretleri. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu, umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretleri. Umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretleri. Umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretleri. Mehmet Akif üstadımızın söylemiş olduğu gibi, Asım'ın nesli imanıyla, irfanıyla, faziletiyle işte İmam Hatip gençliği. İslami İlimler Olimpiyatı'nın üçüncüsü geleneksel olaraktan tertip edilmiş olan bu güzel değerli programa öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İmam Hatip deyince öncelikle tabii ki neslimiz geliyor. Onlardan öğrendiklerimiz geliyor. Çok kıymetli büyüklerimiz geliyor. Onların arkasından yürüyen bizler geliyoruz. Bizim arkamızdan da sizler aynı şekilde bu bayrağı temsil etmeye devam ediyorsunuz. Cenab-ı Hak, Allah-u Teala hepinizden razı olsun inşallah. İyi ki varsınız İmam Hatip gençliği. Ve devam ediyoruz ezgilerimizle beraber. Ben kalksam dirilsem, İmanımla yücelsem, içimdeki benliğimi tek 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 eritsem diyoruz. Şimdi bayraklarımızı öncelikle görmek istiyoruz. Haydi bakalım, ilk önce bayraklarımızı görüyoruz. Ve Ben Kalksam adlı ezgimizle devam ediyoruz efendim. Tek tek de bitsem,
yazı çali köşesinde ardından gitsem, izini bulsam yanında bir an otursam. Sürsem eğilsem, arşa yükselsem, sürsem sürsem eğilsem, arşa yükselsem, ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem, içimdeki benliği tek tek eğilsem. Aşkını duysam kalbimde, beynimi kemiren şirkten kurtulsam, hicreti kendime yoldaş edinsem, baronun eşinde güvercin olsam, eşini de güvercin olsam. Ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem, içimdeki benliği tek tek erilsem. Ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem, İçimdeki benliği tek tek erilsem. Ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem. Beraber olsun. İçimdeki benliği tek tek erilsem. Beraber olsun. Albüm okuduğumuz birkaç eseri de şimdi arka arkaya sizler için seslendirmiş olacağım. Naif bir eser, güzel bir eser. Yunus Emre'yi de bu nispette yazılmış olan sözcüklerin kalemiyle yad etmiş olacağız. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşkın eyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Bu güzel sözcükleri de tüm gençliğimize ithafen de bizler de sizler için zikretmiş oluyoruz. Ben yürürüm yâre yâre.
Hadi şöyle bir güzel bir ezgiye beraber karşılık verelim. La ilahe illallah demeniz yeterlidir. Anlaştık mı? Önce ben ses verelim. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. Daha kuvvetli istiyoruz. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. Muhteşemsiniz. Şimdi bayraklarımız hiç inmeyecek. İnmemesi lazım. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Şimdi bayraklarımızı görüyoruz. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. Göklere sığmayan bir avuçtuk biz, cennete susayan bir avuçtuk biz, göklere sığmayan bir avuçtuk biz, cennete susayan, cennete susayan. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
oldun gönlüme, sevgi ettin içime, tevhid binasında gönlüm gönlün üstüne. Yar oldun gönlüme, sevgi ettin içime, tevhid binasında gönlüm gönlüm üstüne, gönlüm gönlüm üstüne. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Alnımızın aklı zalime kabus olur, mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Alnımızın aklı zalime kabus olur, mazlumun canı yansa ahı bize dokunur, ahı size dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en güzel sözdür bu. La ilahe illallah. Ne zevkede, ne sefaya, ne ihtişamlı dünyaya, dilde tekbir saya saya, gelir bir imanlı gençlik, geliyor bir inançlı gençlik, elhamdülillah. İmam Hatiplerin sayesinde işte bu imanlı ve inançlı gençliğimiz sapasağlam temellerle Allah'ın izniyle yürümeye devam ediyor. Albümde yazdığım, çizdiğim, tabiri caizse yaklaşık 7-8 sene önce okuduğum güzel bir eser, Ne Zevkede Ne Sefaya adlı eseri de tüm İmam Hatip gençliğimize armağan ediyoruz. Ve aynı heyecanla, aynı şekle devam mı? Devam mıyız? İşte bu. Haydi bakalım. Ne zevkede ne sefaya, ne ihtişam bu dünyaya. Ne zevkede ne sefaya, ne ihtişam bu dünyaya. Dilde tekbir saya saya, gelir bir imanlı gençlik. Dilde tekbir saya saya, geliyor imanlı gençlik. İnşallah! Hamza gibi, Ali gibi, Allah deyip şahlanırlar. Et ile tırnak misali, hak yoluna bağlanırlar. Aşıktırlar o nebiye, kapılmışlar
Aşıktırlar o nebiye, kapılmışlar bu sevgiye. Aşıktırlar o nebiye, kapılmışlar bu sevgiye. Allah Allah diye diye gelir bir imanlı gençlik. Allah Allah diye diye gelir bir imanlı gençlik. Hamza gibi, Ali gibi Allah deyip şahlanırlar. Et ile tırnak misali hak yoluna bağlanırlar. Aşıktırlar o nebiye, kapılmışlar bu sevgiye. Allah Allah diye diye gelir bir imanlı gençlik. İşte geliyor bir inançlı gençlik. Alkışlar tüm gençliğimize geliyor. Elimden geldiği kadar hızlı eserlerle devam etmek istiyorum. Değil mi? Olur değil mi? Çok güzel. Ne dersiniz, bir mehter yapalım mı? Güzel gider değil mi? Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan kalyonlar çekilecek. Yürü hala, ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'im İstanbul'u fethettiği yaştasın. Haydi şimdi öncelikle bir bayraklarımızı görelim. Komut sizden gelsin, olur mu? Haydi ya Allah sizden gelsin. 3 2 1 deyince haydi ya Allah diyoruz, biz komutla beraber giriyoruz. 3 2 1 Çok karışık oldu. Mete böyle yapmaz. Haydi ya Allah. Haydi bakalım. Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Kerpetenlere surun dişleri sökülecek. Yürü hala, ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'im İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'im İstanbul'u fethetti yaştasın.
Fatih'im İstanbul'u. Fatih'im İstanbul'u fethetti yaşasın. Evet, ne okuyalım şimdi? Daha böyle manidarlara gidiyoruz. Minareler süngümüz olsun mu? Olsun değil mi? Hemen şimdi yine çok güzel bir eser. Bizlere anlatacak çok şeyler var ama bizim görevimiz anlatmak değil, sadece bu ezgilerin dizelerini söylemek. Zaten gençliğimizde, yaşlımızda 7'den 77'ye de herkes biliyor. Bu bildiklerini zaten bu vatan, millet, vatan sevgisiyle ayakta durduğumuz an bu eserlerin daha çok manidar bir şekilde gelecektir. Haydi şöyle: minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
al. İslam'a acı düşmandan ölç al. İslam'ı abat eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Minareler süngümüz, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, şimdi aslında diyeceğim ki istek var mı diyeceğim ama çok çıkar. Yavaş mı olsun, hızlı mı olsun diyelim o zaman. Ne diyorsunuz? Bir kendinizi söyleyin, ben de ona göre vitesi hızlı alacağım, yavaşlatacağım. Yavaş yapalım hadi, biraz daha şöyle naif eserlerimizle. Hatta bir tane şöyle Ramazan-ı Şerif'e güzel bir ilahi olsun değil mi? Bugün Ramazan-ı Şerif, çok sevdiğimiz bir ilahilerden bir tanesi olsun. Mesela sevdim seni mabuduma var değil mi? Çok hoşumuza da gider. Hep dinleriz. Ailemizle dinleriz. Bunu okuyalım derim ben. Aslında normalde ezgi formatından biraz daha ilahi formatına geçeyim. Niye? Ramazan-ı Şerif'in içinde bulduğumuz için. Bu güzel eseri de sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evlad-ı iyaden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Hayran diye sevdim. Müşrik olan
mahşerde ne biler biler. Senden medet ister, mahşerde ne biler biler. Senden medet ister, gül yüzlü melekler sana ediyoruz. Hangisiydi acaba? Ben arkaya döndüm de kusura bakmayın. Daha kuvvetli ses istediğim için söylüyorum. Bir daha dener misiniz? Şimdi duyduk. Başka var mı böyle grupla baş yapanı? Hadi birkaç kişi yapsın da bu heyecan çekişmesi güzel oluyor. Biz de yapıyorduk zamanında çünkü. Evet. Sevgili Mustafa Ceceli'nin güzel bir eseriyle devam edelim. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk olmadı mı bir şey olmuyor gerçekten de. Milletimizi sevmek, vatanımızı sevmek, ailemizi sevmek, topraklarımızı sevmek. Bunu sevdiğimiz zaman daha manidar oluyor, daha güzel oluyor. Her şeyi bir anlama ifade etmiş oluyor. Yaratıcıyı sevmek, onun en değer verdiği peygamberimizi sevmek, bunları sevdiğimiz zaman, aşk ve muhabbet beslediğimiz zaman daha manidar oluyor. Ailemizi sevmek, vatanımızı sevmek, bunları sevdikçe daha manidar oluyor, daha güzel oluyor. Haydi diyoruz ki aşk için gelmişiz biz bu dünyaya. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerre biz, ayar göle seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin seslenir o Allah Allah, her den seslenir o Allah Allah. Biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar gören seslenir her
derdem Allah. Bellikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu cihanı, yer gök seslenir Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Bellikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Bellikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Bellikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah Allah. 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 İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin hangi imam hatip olursa olsun hepsinin başımızın tacıdır. Çünkü bu kuvvet olsun işte. Türkiye İmam Hatip değil mi? Ne kadar güzel. İnanın ki İstanbul İmam Hatipliği bir kardeşiniz olaraktan. Var mı İstanbul İmam Hatip? Kimse gelmedi mi? Bu neyse. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Demiş olduğum gibi bu bayrağı, bu sancağı alan, her nesilden nesile götüren herkese teşekkür ediyorum. Onları bu bayrağı, sancağı teslim eden anne babalarımıza teşekkür ediyorum. Şahsım Ufuk Akın ve ekibim olaraktan da sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen, ismini sayamadığım çok kıymetli değerli büyüklerimize, bürokratlarımıza bir kez daha teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşk ve muhabbette kalın efendim. Saygılar ve sevgiler. Evet, sevgili Ufuk Akın'a şöyle coşkulu bir alkış alırız değil mi? Bu güzel ezgileri ve bu güzel ilahileri için bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten günümüze, bu özel ödül programına renk kattı. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli sevgili İmam Hatipli kardeşlerimiz. Dakikalar sonra, şöyle birkaç dakika içerisinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu aramızda olacaklar. Ve bu ödül törenine renk katacaklar kendileri. Dakikalar sonra inşallah kendisini bu güzel sahnede ağırlamış olacağız. Ve bizlere hitap edecekler. Evet, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çok anlamlı bir ödül programı. Gerçekten yüzlerce, binlerce öğrenci kardeşimiz İmam Hatip liselerinde, İmam Hatip ortaokullarında bu özel etkinliğe, bu özel olimpiyata katıldılar. Bir kez daha şöyle coşkulu bir alkış istiyorum efendim sizlerden. Bu alkış sizler içindi. Bir kez daha ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Gazi Osman Paşa Belediye'miz yine ilk kez 2016 yılında bu özel olimpiyatı sizlerle buluşturdu. Ve hemen kısaca bilgi vermek istiyorum sizlere. İslami ilim ve meslek derslerine olan İşte o ilgi ve alakayı artırmak ve aynı zamanda daha etkin İslami bilgi birikimini sağlamak amacıyla da her yıl İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve bu anlamda ilkini 2016 yılında 161 İmam Hatip Ortaokulu'nun katılımıyla, yine ikincisini geçen yıl yani 2017 yılında
tam 196 İmam Hatip Ortaokulu'nun katılımıyla gerçekleştirdik. Ve bu yılda 300 okuldan 37 bin öğrencimize aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer, temel dini bilgiler ve din kültürü derslerinden sınava tabi tuttuk. İşte birkaç dakika sonra da Sayın Bakanımızın teşrifiyle siz değerli öğrenci kardeşlerimizle inşallah o ödül törenini gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle bu anlamlı ödül törenine bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Evet, şimdi bayraklarımızı görelim. Rejiden de o güzel ezgilerimize bir kez daha ses vermiş olalım. Evet, bayraklarımızı şöyle gökyüzüyle buluşturmuş olalım efendim. Herkes bayrağını bulunduğu yerden şöyle coşkulu bir şekilde gökyüzüyle buluştursun istiyoruz. Evet, o güzel marşlarımızla, o güzel eserlerimizle Sayın Bakanımızı, Sayın Belediye Başkanımızı beklemeye devam ediyoruz. Birkaç dakika içerisinde öyle tahmin ediyoruz aramızda olacaklar efendim. Ve hemen gelir gelmez de Sayın Bakanımız ödül programımızı sizlerin huzurunda başlatmış olacağız.
Evet sevgili İmam Hatipli kardeşlerim, bayrakları bir kez daha şöyle her yerden görelim efendim. Özellikle istirham ediyoruz. Sayın Bakanımız girmek üzere alana. Özellikle bayraklarımızı gökyüzüyle buluşturmuş olalım. Özellikle istirham ediyoruz. Tüm bayrakları, herkes lütfen bayrakların eline alsın. Özellikle istirham ediyoruz lütfen. Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Evet, hazır mıyız gençler? Hazır mıyız sevgili İmam Hatipli kardeşlerim? Ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu alanımıza teşrif ettiler. Hep birlikte bayraklarımızla ayakta Sayın İçişleri Bakanımızı karşılıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul'umuzda, işte Gazi Osman Paşa'mızda her daim yanımızda olan bir dava adamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu alanımızda teşrif ettiler. Bir kez daha Sayın Bakanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Evet, bayraklarımızı görelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu coşku hepimize yeter. Bir kez daha ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm bu güzellikleri bu güzel alanda hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer protokol, Gazi Osman Paşa Belediye'miz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nın üçüncüsünü bu yıl sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle 300 okuldan tam 37 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer, Temel Dini Bilgiler ve din kültürü derslerinden sınava tabi tutuldular. Ve bugün de bu anlamlı ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, programımıza başlarken şimdi sizleri ayağa kalkmaya davet edeceğim. İstiklal Marşımızı okuyacağız hep birlikte. Sonrasında programımıza devam edeceğiz. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer protokol, okullarımızın çok kıymetli müdürleri, saygıdeğer hocalarımız, İmam Hatip neslinin önder isimleri, sevgili İmam Hatipli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in 17. gününü de artık yavaş yavaş noktalamak üzereyiz. Kur'an ayı Ramazan ve Merhametin adı Ramazan, bu ilim irfan programında, bu ödül töreninde dilerseniz kelamların en güzeli olan Rabbimizin kelamıyla inşallah ödül törenimize başlamış olalım. Bu vesileyle Gazi Osman Paşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden aynı zamanda geçen yıl gerçekleştirdiğimiz İslami İlimler Olimpiyatı'nda da birinci olan genç bir kardeşimiz, gelecek vaat eden bir kardeşimiz, Muhammed Pala kardeşimizi Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. O güzel alkışlarınızla tabii ki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب
Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruni ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amenü istaînü bis-sabri ve's-salâh. İnnallâhe ma'as sabirin. Ve la tegulü limen yuqtelu fi sebilillahi بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. İçimizden çıkan bir değer. Geçen yılda yine İslami İlimler Olimpiyatı'nda birinci olan Gazi Osman Paşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Muhammed Fala kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli hazirun. Efendim şimdi ise işte bu anlamlı projenin yine ilk adımı nasıl atıldı ve İslami İlimler Olimpiyatımızın kısa bir tanıtım filmini izleyeceğiz. Sonrasında inşallah protokol konuşmalarıyla ödül törenimiz kaldığı yerden devam edeceğiz. Buyurun efendim. La tahzen innallâhe mâna. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraber. İnanılır çünkü kutbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Türkiye'de özellikle 28 Şubat postmodern darbe sürecinde 1000 yıl sürmesi umulan bir plan yapıldı. Bu planın önemli hedeflerinden biri İmam Hatiplerdi. Ortaokullarının kapatılması için uygulanan 8 yıllık kesintisiz eğitim, üniversiteye girmelerinin engellenmesi için çıkarılan katsayı eşitsizliği, zorla başörtülerinin açtırılması veya okulu bırakmaya zorlanmaları, ikna odalarında onurlarıyla oynanmasının ardından zulüm, 2012 yılında sona erdi ve yeniden İmam Hatip ortaokulları açıldı. Gençler, daha yakın zamanda 28 Şubat döneminde boğulmak istenen öğrenci sayıları 600 binden 60 bine indirilen İmam Hatip nesli günümüzde kolejlerle yarışıyor. İmam Hatipler için, milletin okulları için artık yeni bir dönem başlamış oldu. Yeni döneminde yeni nesil İmam Hatip ortaokullarında eğitime başlayan öğrenciler geçen yıl 3. mezunlarını verdi. Milletimiz için karanlıktan aydınlığa çıkışı simgelediğine inandığımız gençlerimize katkı sağlamak ve desteklemek için çok özel bir proje gerçekleştirdik. Yeni nesil İmam Hatipliler İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nda bir araya geldi. Geleceğin İslam alimleri olacak İmam Hatip ortaokul öğrencilerinin bilgilerinin pekiştirildiği İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nın ilki 2016 yılında Gazi Osman Paşa Belediye'mizin öncülüğünde gerçekleştirildi. Gazi Osman Paşa Belediye'miz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince üçüncüsünü organize ettiğimiz İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'yla İmam Hatip bilincine ve davasına destek olmaya devam ediyoruz. Artık Türkiye'de her okula girebilme özgürlüğüne hakkına sahip olan artık başarılı öğrenciler bile eskiden ödül almaya bile sahneye çıkarılmazken bugün başarılı öğrencilerimizin Türkiye'de her okula girme imkanına sahip olması kuşkusuz İmam Hatiplerimiz için önemli bir kazanımdır. Bu anlamda hem İmam Hatiplerimizin okulunu önünü açma noktasında hem İmam Hatiplere yeni bir hız ve ivme kazandırma noktasında hem de İmam Hatip öğrencilerimizin farklı bir sorumluluğu üstlenmesi noktasında öncülük yapan ve sizlere bu anlamda biraz önce de izlediğimiz gibi sınırsız destek veren, kendi de bir İmam Hatip'te olan ve onunla da gurur duyan Sayın Cumhurbaşkanımıza
teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Şahsımın bugüne kadar taşımaktan daima şeref duyduğum, bundan sonra da gururla taşımayı sürdüreceğim bir ünvanım var. Evet, tıpkı sizler gibi, sizlerin evlatları, kardeşleri, eşleri, anne babaları gibi ben de bir imam hatipliyim. Gazi Osman Paşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı, İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören 37.000 8. sınıf öğrencilerinin bilgilerini pekiştirdi. İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı, İmam Hatipli öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmenin yanı sıra toplum içinde İslami konularda daha etkin bir birikime sahip olmasına katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerin derslerinin yanı sıra İslami ilimlere ve meslek derslerine ilgisini artırmayı hedefleyen olimpiyatların ahlaki eğitime de katkısı çok büyük. İmam Hatip ortaokullarında okutulan meslek dersleri olan Kur'an-ı Kerim, Arapça, temel dini bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili sorulardan oluşan bir sınavla en başarılı öğrenciler tespit edildi. ...196 İmam Hatip Ortaokulu'ndan binlerce öğrencinin katıldığı İstanbul İslami İlimler Olimpiyatları'nda toplamda 647 öğrenci ödül aldı. İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nda yarışan okullara ve danışman öğretmenlerine de ödül veriliyor. Olimpiyatlarda dereceye giren öğrenci, danışman öğretmen ve okullara da şu ödüller verilecek. Birinciye 3 kişilik umre ve 5000 TL, okula 5000 TL, danışman öğretmene ise 1000 TL, ikinciye 4000 TL, okula 4000 TL, danışman öğretmene 1000 TL, üçüncü olan öğrenciye 3000 TL, okula 3000 TL, danışman öğretmene 1000 TL, dördüncü öğrenciye 2000 TL, okula 2000 TL, danışman öğretmene de 1000 TL, beşinci olan öğrenciye 1000 TL, okula 1000 TL ve danışman öğretmene de 1000 TL. Ayrıca 6. ile 20. arasındaki öğrencilere 15 adet tablet, ilk 100 öğrenciye bisiklet hediye edilecek. Sorusu en çok yayınlanan okullara da ödülleri takdim edilecek. Biliyorum, çok zulme uğradınız ama sabrettiniz. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık, karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Karanlıktan aydınlığa açılan ilk olimpiyat, İslami İlimler Olimpiyatı. Ve işte az önce izlediğiniz bu anlamlı projeye öncülük eden ve yine ilçemizde yapmış olduğu çalışmalarla değişimin ve dönüşümün öncüsü olan o güzel alkışlarınızla Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım, İl Milli Eğitim Müdürlerim,
Siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe başkanlarımız, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. İslami İlimler Olimpiyatı'nın üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce sunumu izlerken zaten bu etkinliğin ne zamandan beri ne maksatla yapıldığını kısaca anlamış olduk. Ama geçen iki yıldan bu yıla geldiğimizde hem okul sayısında hem öğrenci sayısında artış olduğunu hem de sizlerin ilgisinin her geçen yıl arttığını görmek bizleri hem umutlandırıyor hem de duygulandırıyor. Emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi olmak üzere tüm öğretmenlerimize imtihanlarda hiçbir katkısını esirgemeyen öğretmenlerimize ve de öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. 300 okulumuzdan 37 bin öğrenci üzerinde İmam Hatiplerin 8 sınıflarından başlayan bu imtihan sonucu bugün 1000 tane öğrencimizin inşallah ödül töreninde birlikteyiz. Bir iki nokta ifade edip zaten Sayın Bakanımızı bu yoğun programında buraya sizlerle buluşturmaya getirdiğimiz için inşallah onu dinlemiş olacağız. Ama bu programın neden başladığıyla ilgili bir iki hususu paylaşmak durumundayım. Bilindiği üzere Türkiye tıpkı bir 15 Temmuz serüveni gibi bir 28 Şubat serüveni yaşamıştı. 28 Şubat sonrası da sizlerin ve bizlerin kendi imkanlarıyla yaptığı okullar maalesef kapatılmıştı. Sadece Kur'an okuttuğu için ve Kur'an eğitimleri verdiği için. Ve 28 Şubat sonrası ilk kez İmam Hatip Ortaokulları 2016 yılında mezun verdi. İstedik ki 2016 yılında 28 Şubat sonrası mezun olan siz değerli gençlerimizin ufkunu açacak, kendilerine olan özgüvenlerine destek olacak, onların hem ilmi anlamda hem de İslami anlamda gelişmelerine katkı sağlayacak bir desteğimiz olsun. Bu maksatla 2016 yılında 28 Şubat mağduru okullarımızın ilk mezunlarıyla yapmış olduğumuz İmam Hatipler Arası İslami İlimler Olimpiyatı'nı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu zamana kadar götürdük ve daha da devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü 28 Şubat sürecinde yani eski Türkiye'de sizler ve önceki yavrularımız okul kapılarındaki o günkü Türkiye'nin polisi, askeri, emniyet müdürü, kaymakamı, hatta İçişleri Bakanı, hatta Cumhurbaşkanı tarafından okullara alınmazken, başı açılarak okuldan kovulurken öğretmen ve müdürler de dahil, bugünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın lider olduğu Türkiye'de hem öğretmenlerimiz, hem emniyet müdürlerimiz, hem kaymakamlarımız ve İçişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız okullara gitsin diye gayret çaba sarf ediyorlar. Ve bugün başta İçişleri Bakanımız ve kaymakamlarımız aramızda. Bu şunu gösteriyor. 28 Şubat sonrası daha da bilinçli olan İmam Hatipli gençlerimiz Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefte ve kendisinin de İmam Hatipli olan şuuruyla bizleri bilinçlendirmesi, bizlere ufuk açması ve bizlere cesaret vermesi İmam Hatiplerin ülkemizin her kademesinde görev almasının da önünü açmıştır. Ben İmam Hatipli olmadığım için ancak belediye başkanı olabildim. Ama sizler İmam Hatipli olarak ve önünüzdeki imkanları en iyi şekilde değerlendiren gençler olarak bu ülkenin geleceğini ve kaderini belirleme noktasında ne kadar bilinçli olduğunuzu ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinizi biliyoruz. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve her zaman yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizleri onurlandıran çok kıymetli İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimize, katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Burada ödül törenimiz var. Burada oldukça fazla ödüller var. Ben onları saymak istemiyorum. Ama ödül bu işin sembolüdür. Biraz önce ilçemizden olan küçük bir İmam Hatip Lisesi'nin çok değerli öğrencisi, her zaman gurur duyduğumuz burada Kur'an okurken hiçbirimize susun denilmedi.
Ama ortak değerimiz, ortak paydamız olan Kur'an-ı Kerim okurken hepimiz ses çıkarmadan dinlemek ihtiyacı duyduk. İşte bu bizim ortak paydamız devam ettiği müddetçe, sizler de bu azimle, gayretle, çabayla devam ettiğiniz müddetçe gelecek İmam Hatiplerin geleceği olacaktır. Gelecek sizin geleceğiniz olacaktır. Yeter ki siz bu azmi devam ettirin. Yeter ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu kriterlere uyarak, onun çizmiş olduğu ufukla yolunuza devam edin. Yolunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Saygılar sunuyorum. Evet, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli hazirun. Şimdi ise yine bizlere hitap etmek üzere İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi Usta Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, kıymetli Şişli ve Gaziosmanpaşa Kaymakam meslektaşlarım, çok değerli belediye başkanım, sevgili öğrenciler, sevgili veliler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, hepinizi, basınımızın değerli temsilcisi, hepinizi işten selam ve saygılarımla selamlayarak başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gerek belediyemizin başlangıçta gösterdiği tanıtım videosunda, gerekse başkanımızın konuşmasında bu İslami İlimler Olimpiyatı'nın geçmişi ve amaçları ile ilgili çok güzel sunumlar yapıldı. Ben çok fazla zaman almak istemiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim, Milli Eğitim'den sonra bir vali yardımcısı olarak biz çok sayıda kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimlerle işbirliği protokolleri yapıyoruz. Bu 2016 yılında Gazi Osman Paşa'sı ile imzaladığımız, Gazi Osman Paşa Belediyesi imzaladığımız bu protokol, hakikaten çok güzel bir şekilde yürüyen, gittikçe ivme kazanan ve sonuçlarını çok güzel aldığımız bir proje. Bunda tam Milli Eğitim'imizin çalışmaları yanında Gazi Osman Paşa Belediye'mizin çok güzel emekleri var, kaymakamlığımızın çok güzel çalışmaları var. Ben kaymakamımız ve belediye başkanımızın şahsında tüm Gazi Osman Paşa çalışanlarına, Milli Eğitim'deki arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tabii biz her zaman beraber oluruz, birbirimizle hasbihal ederiz ama bugün çok yoğun gündemde Sayın İçişleri Bakanımız bizimle beraber seçim çalışmalarına zaman ayırdı. Bizlere hitap edecek, mutlaka bu topluluğa söyleyeceği çok güzel şeyler vardır, mesajlar da bizim için önemli. Ben bu yoğun gündemde yer ayırıp bize katıldığı için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Siz velileri, çocuklarımıza destek olduğunuz için kutluyorum. Sevgili öğrencilerimi öpüyorum bu yarışmaya katıldığınız için. Ödül alan bütün öğrencileri, ödül alan almayan bütün öğrencileri kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet, İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hamdi Usta Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli hazirin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı ve yürüdüğü bu yolda kendisine her daim eşlik eden ve onu hiç yalnız bırakmayan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu hitap edecekler. O coşkulu alkışlarınızla. Buyurun Sayın Bakanım. Biraz önce güzel temennilerini birlikte dinlediğimiz kıymetli vali yardımcımız, bu güzel etkinliğe, olgunluğa ulaşmış bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan, bizi bu salonda bir araya getiren değerli belediye başkanımız ve Milli Eğitim Camiamızın çok kıymetli temsilcileri, bu güzel gençlerimize emek veren, onları vatana, millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeye gayret eden çok kıymetli öğretmenlerimiz, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz, büyüsek de hep beraber yaşlansak da mutlaka kendilerine ihtiyaç duyduğumuz çok kıymetli anneler ve babalar, kıymetli genç arkadaşlarım, bütün çalışmamızın, bütün çabamızın, bütün hayatımızın anlamı olan sevgili gençler, 3. İslami İlimler Olimpiyatı münasebetiyle sizlerde bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Sözlerime başlarken hepinizi,
hem sevgiyle, hem muhabbetle, hem de huzurunuzda saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, konuşmama şöyle bir ifadeyle başlarsam herhalde yanlış olmaz. Yüce dinimiz iman, ilim ve ahlak üzerine bina edilmiştir. İman elbette ki Cenab-ı Allah'ın kalbimize, kalbinize ihsan ettiği bir lütuftur. Kalbimizde olan bir şeydir. Ama ilim ve ahlak insanın kendi gayretiyle kazandığı hasletlerdir. Onun için ilk emir okudur. Okursanız ilim sahibi olursunuz. Okursanız öğrenirsiniz. Ve hem ailelerinizden, hocalarınızdan, tahsil ettiklerinizle hem de okuduklarınızla alakanızı Cenab-ı Hakk'ın istediği şekle getirirsiniz. İlmi tek başına değil, ahlakla birlikte temin etmek esas itibariyle önemlidir. İlim ahlaktan yoksun olursa insanlara zarar veren bir canavar haline dönüşür. Örnek mi? Hay hay. Kimya ne güzel bir bilim değil mi? İnsanlara ilaç da yapıyor. Hayatımızın alanında çok farklı olumlu istifadeler de ortaya koyuyor. Ama kalp ilacı yapılan kimyasallarla birileri Avrupa'daki laboratuvarlarda ölümcül sentetik uyuşturucular imal edebiliyor. Bunları terör örgütleri eliyle satabiliyorlar. Hem gençleri zehirliyorlar, hem teröre finansman sağlıyorlar, hem de aslında ülkemizde bazen onulmaz yaralar açabiliyorlar. 2016 ile 2017'de yakaladığımız ekstazi tablet miktarı %127 oranında arttı. Ve Kaptagon'da aynı yıllar arasında %103, yakaladığımız esrar %217 oranında arttı. Sadece İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu yılın ilk 5 ayında 15.000'in üzerinde operasyon yaptık. 2016'da İstanbul'da yaklaşık 489 kilo eroin yakalandı. Bu sadece İstanbul'da. 2017'de 1561 kilo yakaladık. Bunları anlatmaktaki muradım şudur: hem sizleri ikaz etmek, hem de kıymetli arkadaşlarım, ahlak olmadan ilim olursa ve olacağına dair küçük bir örneği size verebilmektir. Aman dikkatli olun. Anne babalar, öğrenciler, elbette ki bizler de çok yoğun tedbirler alıyoruz. Okul çevrelerine 9.000 personelle 11 huzur uygulaması bugüne kadar yaptık. Okullara özel olarak İstanbul'da 3.182 okulda 150 güvenlikli eğitim koordinasyon görevlisi ve 814 sabit ekip görevlendirdik. 225 okula güvenlik kamerası takılması ve bunların kent güvenlik yönetim sistemleriyle entegrasyon çalışmaları hala sürmektedir. Tüm Türkiye çapında 762 okulla ilgili kamera çalışması ve ayrıca 1000 okulla ilgili daha kamera çalışmasına tamamlıyoruz. Neden? Gençlerimiz rahat bir şekilde okullara gitsinler ve eğitimlerini alsınlar diye. Ve tüm Türkiye'deki okullarda 6.122 sabit ekip görev yapıyor. Bütün bunları çocuklarımızı biraz önce söylediğim ilmi farklı bir noktaya ulaştırmak isteyen ve insanlarımızı zehirlemek isteyen, aslen medeniyetimizi zehirlemek isteyen, aslen kültürümüzü zehirlemek isteyen ve aslen de anne ve babalarımızın bize öğrettiklerini, ninelerimizden, dedelerimizden,
bizlere kalanları bize unutturmak, zihnimizi uyuşturmak isteyenlere karşı mücadele yapabilmek için. Yani bir yandan çıkış yerinden, kaynağından gelirken yolda yakalıyoruz. Bir yandan evet, şehirlerimize sirayet ettiği alanlara yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Bir yandan da kötülükler bir şekilde önlerine gelirse elbette ki ellerinin tersiyle itmeleri için çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Mesela narkotik eğitim tır projemiz var. Geçen yıl İstanbul'da 52 etkinlik düzenledi. Bütün bunların da uzun olacağı için burada anlatmadığım daha birçok tedbir bizim tarafımızdan alınıyor. Ama nihayetinde sevgili gençler ve anne babalar, asıl iş sizlere düşmektedir. Ahlaklı olmayıp maalesef ilmi olan insanlardan çocuklarımızı ve kendimizi korumak zorundayız. Sevgili gençler, size çok basit bir kural söyleyeyim. İnsan insana yemek ikram eder, tatlı ikram eder. Ama insan insana ilaç ikram etmez. İlacı hapı doktor yazar. Siz de eczanelerden, bizler de eczanelerden alırız. Bunun dışında size hiçbir arkadaşınızın veya başka birinin ikram ettiği, al bunu iyi gelir dediği hiçbir ilacı ne olursunuz kullanmayın. İlim ve ahlak konusunda sadece uyuşturucudan örnek verdim. Ama mesela bu kadar sınırlı değil. Aynı şekilde terörist yetiştirirken de ilimden faydalanıyorlar. Bomba yaparken, insanları terörist olmaya ikna ederken yine ilimden faydalanıyorlar. Hatta öyle yapıyorlar ki bir teröriste yaptığı katliamı evet cihat diye yutturuyorlar. Öyle ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü bunlara ait psikolojik ikna yöntemleri, teknikler, yani bu işin ilmini kullanıyorlar. Dolayısıyla her alanda algılarımız açık olmak zorundayız. Ve öğrenim aldığımız konuyu hep beraber iyi öğrenmek zorundayız. Din eğitimi alıyorsak iyi öğrenmeli ve bu türden teknikler bize işlememelidir. Bakın şimdi darbe davalarını izliyoruz. Arkadaşlar şehri bombalamışlar. İnsanlar öldürmüşler. Üzerlerine insanların tank sürmüşler. Bunu bir ulvi amaç için yaptığını ifade ediyorlar. Öyle inandırmışlar. Kendilerini öyle şartlandırmışlar. Ve iş olmuş bitmiş, hala o rüyadan uyanamamışlar. İşte ilim yokken, ahlak yokken, ikisinden birisi eksikken bunlar oluyor. İnsanlar böyle zarar görebiliyor. Kıymetli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, eğitimin amacı ahlak ve bilgiyi aynı zamanda vermektir. Biz sizlerin robot yapmasını istiyoruz. Biz sizlerin dürüst, saygılı, terbiyeli, kökenini bilen, medeniyetini bilen, değerlerini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bütün insanlar böyle olursa bu hayat daha güzel olur. Hiç hırsızlığın olmadığı, hiç kavganın olmadığı, savaşların olmadığı bir dünya düşünün. Gençlerimizin, çocuklarımızın, yetim ve öksüz, anne babaların evlatsız kalmadığı bir dünya düşünün. İşte bunu sağlamak, sizlerin ilim ve ahlaka aynı anda sahip olmanıza bağlıdır. Kıymetli genç arkadaşlarım, size bir şey söylemek isterim. Bu memleketin yakın tarihi ve bu memleketin geçmiş tarihi hep travmalarla doludur. Yakın tarihi okumuş bir arkadaşınızım. Size bir şey söyleyeyim. Bu memlekette hep gençlerin üzerine oynuyorlar. Size onlarca örnek verebilirim. Türkiye'de bir başbakanın idamını genç subayların üzerinden yapmaya çalıştılar. Ve bir başbakanı idam ettiler. Ezan-ı Muhammedi'yi
memleketimizle buluşturan bir başbakanı. Tekrar Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarını insanlarımızla buluşturan. Sevgili gençler, biz çok zor zamanlardan geçtik. Çok sıkıntılardan geçtik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çalışmasının nedeni nedir biliyor musunuz? Bir daha aynı zamanlara düşmeyelim. Bir daha aynı sıkıntılara düşmeyelim. Bu memleket, şu güzel insanlar, şu asil insanlar bunu hak etmiyor diye. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bizim için bu dünya sadece bir imtihan dünyası. Bizim için esas ahir. Biz bir sınavdayız. Komşuluğumuzu iyi yapabiliyor muyuz? Hakka hakikata iyi uyabiliyor muyuz? Bize verilen emirleri yerine getirebiliyor muyuz? Biz annemize, babamıza, ailemize ve büyüklerimize terbiyeli davranabiliyor muyuz? Birisinin hakkını gasp ediyor muyuz? Gasp etmiyor muyuz? Biz Müslümanız. Teslim olanız. Ama kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, bu ülkede bizim bugün çok çalışmamızın, hatta kelimenin tam anlamıyla gaza basmamızın bir tek sebebi var. Eskiden hızla uzaklaşmak. O kötü günlerden, o meşgum günlerden, o zor günlerden. Bu ülkede sadece 1960 değil, darbe olduğu zaman değil, 1980 öncesi de sizin gibi gençleri birbirine sağcı ve solcu diye düşürdüler. Bir evde annenin iki evladından birisi sağcı, birisi solcuydu. Ve birbirlerine pusu kurdurmaya kadar bunları tahrik ettiler. Birçok genç, evet, o zaman da gençlerin üzerine oynadılar. Yetmedi. Daha ötesini söyleyeyim. Hep beraber biraz önce kıymetli başkanımız söyledi. 28 Şubat'ı yaşadık. Hep beraber yaşadık. Ben o zaman Gazi Osman Paşa'da ilçe başkanıydım. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin nasıl bir tasarruf altında olduğunu, oraya ilçe başkanı olarak gittiğimde belki orada okuyanlar bugün kimisi çoluk çocuk sahibi olmuştur. Kimisi iş güç sahibi olmuştur. Kimisi bir yerde başarılı bir şekilde çalışıyordur. Gözlerindeki ışıkları hala unutmuyorum. Evet, buraya birisi geldi ve buna itiraz ediyor diye. Bilmenizi isterim. Orada da insanlarımızı ötekileştirmek için bir anlayış ortaya koydular. Sadece İmam Hatip Liselerine değil, orada ülkemize ve milletimize bugün bile eksikliğini çektiğimiz, aynen burada çektiğimiz gibi başka bir süreç daha yaşattılar. Meslek liselerine tasfiye ettiler. Yani bugün ülkemizin kalkınması için, büyümesi için, zenginleşmesi için ara teknik elemana ihtiyacımız olduğu meslek liselerine tasfiye ettiler. Yani Türkiye'nin hem kültürüne, hem maneviyatına, hem gençlerinin dinamizmine, hem de ekonomisine göz diktiler. Ve bunu da yine gençlerin üzerinden yaptılar. Yine sevgili gençler, aynısını ifade edeyim. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbesinde, 6-7 Ekim olaylarında buradaki gençlerin fonksiyonunu bir düşünün. Ve aynısını terörde. Kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, ben İçişleri Bakanlığı dönemimin 1/3'ünü doğuda ve güneydoğuda geçirdim. Bir tek derdim vardı benim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği ve talimatladığı bir tek derdim. Artık kız çocuklarının daha terörist olarak gitmesini istemiyorduk. Bir tek derdimiz. Bunu defalarca yaşadık. Bir anne kolumdan yüksek ovada tutup sen devletin adamısın bey. Benim kızımı daha götürdüler. Allah'ını seversen ben kızımın kokusunu özledim. Anneler babalar var burada. Bazen kızının kokusuyla onu duymadan gece yatmayan anneler ve babalar var. Biz bir milletiz. Ezan-ı Muhammedi ile vicdanımızı her gün tazeleyen bir milletiz. Biz bir milletiz. Ve biz sadece kendimize ihtiyacı olan bir millet değiliz. Kıymetli hanımefendiler.
Biz 3,5 milyon insan, 3,5 milyon insana bu bağrını, gönlünü açmış bir milletiz. Bunu bugün yapmıyoruz. Tarihten beri yapıyoruz. Bizim karakterimiz bellidir. Osmanlı-Rus harbinden sonra bakın bu memlekette Abazlar var. Gürcüler var. Çerkezler var. Bulgaristan'dan gelen dindaşlarımız, soydaşlarımız var. Tatarlar var. Onlar zulümden geldiler. Bu topraklara. Bu topraklar onları kucakladı. Ezan-ı Muhammedi'yi duyunca gözyaşları içerisinde kendine dakikalarca gelemeyen bu insanları, bu topraklar kucakladı. Bu topraklarda Cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra Selanik'ten gelen mübadiller var. Bizim insanlarımız. Bizim yarenlerimiz. Yugoslavya'dan 1950 ile 60 arası. Hatta ondan sonra da gelenler. Kosova'dan, Bosna'dan, Tetova'dan, Razgrad'dan, her yerden, Priştina'dan, Prizren'den gelenler var. Annelerini, babalarını bıraktılar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21. asırda tam 300 yıl Karlofça'dan itibaren, yani gerileme dönemine başladığımız tarihten itibaren ilk kez yükselmeyi tam anlamıyla yaşadık. Daha önce de denedik. Ama bize bunu sağlamadılar. Şimdi size, sizin üzerinize oynanan bir Türkiye bırakmamak için gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz hedef almasınlar. Onları uyuşturucuyla beraber, onları terörizmle, onları anarşizmle bir şekilde devreden çıkarmasınlar diye gayret gösteriyoruz. Sevgili gençler, biz niye Marmara'yı yaptık? Ne zannediyorsunuz yani? Sadece biz niye Avrasya'yı yaptık? Ne zannediyorsunuz yani? Sadece batıdan doğuya, yani Avrupa'dan Asya'ya geçmek için mi? Eğer böyle zannediyorsanız elbette ki doğrudur ama eksiktir. Biz onun için yapmadık. Biz şunun için yaptık. Ecdadımız 200 yıl önce Don ve Volga arasında, 250-300 yıl önce Süveyş kanalında yapmak istedi. Benzerlerini yaptırmadılar. Birisini Büyük Britanya, birisini de Rusya İmparatorluğu. Şimdi bize yıllarca, bizim çocukluğumuzda hep şöyle söylediler. Öğretmenlerimiz söyledi. Mahcus talihimizi yenemeyiz dediler. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz mahcus talihimizi yendik. Bize yapamazsınız ve beceremezsiniz diyenlere biz yaparız, biz beceririz ve biz gerçekleştiririz diyerek dünyanın her yerinde o Süveyş'te ve Don ve Volga'da yapamadıklarımızı dünyanın her noktasında ay yıldızlı bayrağı sağlayarak yapmak durumuna ulaştık. Sevgili gençler, üzerinize oyun oynanmasına fırsat vermiyoruz. Bütün mücadelemiz bundandır. En temel problemimiz özgüven problemiydi. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, kendisi de sizin gibi imam hatipli olan ve bununla onur duyan, övünen kıymetli Cumhurbaşkanımız o özgüven meselesini Türkiye'de, özgüvensizlik meselesini Türkiye'de tarihin dehlizlerine atmıştır. Allah'ımıza şükürler olsun. Sevgili genç kardeşlerim, sevgili anneler babalar, sevgili öğretmenler, size yepyeni ve güzel başlangıçlar, doğru başlangıçlar. Aslında kelimenin tam anlamıyla bir sırat-ı mustakim, doğru yol, doğru olan bir yolu sağlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan özgüven içerisinde bir Türkiye, bir taraftan 81 vilayetinde üniversiteleri olan ve herkesin ilimle bilimle buluştuğu bir Türkiye, bir taraftan ülkemin her tarafında yapılan eserlerle, Avrupa'da yapılan eserlerin, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan eserler altında bizim ezilmediğimiz, bizim ülkemizde bundan çok daha iyisi var ve biz bunu yapabiliyoruz diyen bir Türkiye'yi sizinle buluşturabilmek,
ve sizden önce çekilenleri bir daha sizin çekmemeniz için hepimiz büyük gayretler gösteriyoruz. O okulların etrafında çekilen zulümleri, bu ülkede insanların kendi değerlerine ulaşması için konulan engelleri yaşayarak geliyoruz. Bazen sert konuşuyoruz. Bazen içimizden, vicdanımızı yaralayan meselelerden konuşuyoruz. Ama biliniz ki bir ürkmekten veya korkmaktan değil, o yaşananların tamamının bir daha su yüzüne, toprak yüzüne çıkmasın diye geçmişe gömmek ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara, güzel yarınlara şu güzel nesillerle beraber getirebilmek için. İnancımız da ve kararlılığımız da odur. Burada çok güzel bir Kur'an tilaveti dinledik. İçten ferahlatıcı, samimi ve aynı zamanda öğüt veren, aynı zamanda bizi kuşatan bir Kur'an tilaveti. Biz bundan uzaklaştırılmak için bir proje dahilinde oluşturulan bir sürece de teslim olunmadı. Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli gençler, hiçbir şey yapmamış olalım bu ülkede. Hiçbir şey gerçekleştirmemiş olalım. Şehir hastanelerini, bir taraftan 81 vilayetteki üniversiteleri, neredeyse ülkemin her tarafında şu anda 20'lik, 25'lik, en fazla 30'luk sınıfa düşen okulları, hiçbir şey yapmamış olalım. Tabletleri, elektronik tahtaları, hiçbir şey yapmamış olalım. Bölünmüş yolları, dünyanın en büyük havalimanını, 3. havalimanını, hiçbir şey yapmamış olalım. Hiçbir şey gerçekleştirmemiş olalım. Ama biz bir şey yaptık. Bilesiniz ki, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bu millet ve bizler bir tek şey geçirdi. Bu ülkeyi teslim almayanlara Allah'a şükür ki teslim etmedik. Hedefleriniz büyük olmalı. Bizim çocukluğumuzda, buradaki akranlarımız iyi bilirler. Bize öğretmenlerimiz ilkokulda, ortaokulda, üniversitede derlerdi ki, büyük ülkeler büyük planlar yapan ülkelerdir. Oysa biz bir yıllık plan yapamıyoruz, adam olamayız derlerdi. Allah'ımıza şükürler olsun. Kıymetli genç arkadaşlarım, o günlerinde defterini kapattık. Şimdi 2023, 2053 ve 2071 planlarını yapan, önünüzde yol haritası bulunan, Türkiye'yi nerelere taşıyacağımızı ortaya koyabileceğimiz bir tabloyla sizleri kucaklaştırıyoruz. Ve biz bilesiniz ki yurt dışında birçok toplantılara katılıyoruz. Muhataplarımızla beraber büyük ülkelerin, bizden daha güçlü ülkelerin İçişleri Bakanlarıyla. Şu çenemiz ve şu boynumuz hiç yere düşmüyor, biliyor musunuz? Hiç. Ve ifade etmeliyim ki göç meselesi dahil, terör meselesi dahil, uyuşturucu meselesi dahil hepsine kendi sorumluluklarını yerine getirmediklerini ve insanlığa büyük şekilde yanlış yaptıklarını ifade ediyoruz. Boynu düşen biz değiliz. Yere bakan biz değiliz ama onlar. İşte böyle güçlü bir ülkenin evlatlarısınız. Sizden kuvvetli bir Türkiye'ye, güçlü bir Türkiye'ye daha iyi hazırlanmanızı bekliyoruz. Bu başka ülkelerin üzerimize saldığı kültür erozyonundan etkilenmemenizi istiyoruz. Ve özünüzü keşfetmenizi, aslımızı hiçbir zaman ayrılmamanızı ve imanımızı, inancımızı, dinimizi, milliyetimizi, diğer taraftan da gelenek, görenek, anneler hepsini ama en kapsamlı şekilde medeniyetimizi iyi bir şekilde özümsemenizi istiyoruz. Sizden bazen Fatih Camii ile konuşmanızı, onun size anlatacaklarını dinlemenizi istiyoruz. Bazen bir ağaçla halleşmenizi istiyoruz. Bazen etrafa bakmanızı ve Allah'ım sana şükürler olsun ki dünyanın en kıymetli hazinesinde biz yaşıyoruz diye Cenab-ı Allah'a şükretmenizi istiyoruz. Sizden çok çalışmanızı istiyoruz. Sevgili gençler, sadece kendi içinizde rekabet etmemenizi istiyoruz. Hangi mesleğe ulaşmışsanız, dünyada
gözünüze kestirmiş olduğunuz ülkenin gençleriyle rekabet etmenizin artık bundan sonra dünyada cari olduğunu, dünyada geçerli olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Altyapımız kuvvetli olmalı. Tartıya çıktığımız zaman hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var. Biz bugüne kadar hep sahada kazandık, masada kaybettik. Şimdi sahada da kazanan, masada da kazanan bir Türkiye tablosunu hep birlikte yarınlara taşımalıyız. Bak, sizin gibi evlatlar, sizin gibi gençler, biz insansız hava araçlarını İsrail'den ve Amerika'dan istedik. Vermediler bize. Terörle mücadele edelim, güvenliğimizi daha iyi arttıralım diye. Aynen sizin gibi pırıl pırıl, zihni işleyen kıymetli kardeşlerim oturdular ve yaptılar. Ve biz artık elin ülkesinden bunları almıyoruz. Ay yıldızlı kendi Türk mühendislerimizin ürettiği o araçlarla birlikte ülkemize göz dikenlere hesaplarını soru veriyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu ülke büyük bir ülkedir. Ama o kadar da yükü ağır bir ülkedir. Onun için hepimiz çok çalışmalıyız. Elbette ki gayret göstermeliyiz. Elbette ki mücadele etmeliyiz. Ama bilesiniz ki hepsini de biz yapacak değiliz. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz ancak gayret gösteririz. Ancak yolunda adım atarız. Biz biliriz ki onu yapan ve takdir eden Cenab-ı Allah'tır, biz ona teslimiz. Bu vesileyle özellikle bu alanda da önemli bir işlevi yerine getiren ve bu güzel etkinliği ve olgunluğa erişmiş bu anlamlı etkinliği burada hep birlikte bugün tekrar bundan sonraki yıllarda daha fazla yapılabilmesini teminen bulunuyoruz. Ve özellikle 3. İslami İlimler Olimpiyatına katılan, biraz sonra bu törende ödüllerini alacak, bu ödüllerin takdir edilmesinde belirleyici olan ve bu çocuklarımızın, gençlerimizin ödül alma konusunda bu İslami İlimler Olimpiyatına katılmasına teşvik eden, ailelerine, öğretmenlerine, kendilerine, başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanlığımıza, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her birini ayrı ayrı kutluyoruz. Bu vesileyle sizlerle, bu kadar genç yürekle aynı salonda olmaktan büyük bir onur duyuyor, ailelerine hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve hemen kendisini bırakmayacağız. Bir müddet daha sahnemizde misafir edeceğiz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi artık yavaş yavaş ödül zamanı diyoruz ve hemen ödüllerimizi birer birer öğrenci kardeşlerimize takdim edeceğiz. Ve hemen anonsunu gerçekleştiriyorum. Başakşehir TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden ve bu önemli olimpiyatta 5. olan Esma Nur Fatma Batmaz kardeşimi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Yine aynı okuldan Başakşehir TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ayşenur Işıldak kardeşimizi o güzel alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ve üçüncülerden birini anons edeceğim. Pendik Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sudenaz Özdil kardeşimizi o güzel alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Yine üçüncülerden biri Gazi Osman Paşa'mızda Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zehra Kıldıze kardeşimizi alkışlarla sahneye davet ediyorum. İkincileri anons ediyorum ve Pendik'ten Güzel Yalı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ala Abdo kardeşimizi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve birinci olan Pendik Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İrem Ünlüer kardeşimizi o güzel alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve ödüllerini İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi takdim edecekler. Buyursunlar.
Evet, diğer öğrenci kardeşlerimi de birer birer anons edeceğim. Evet, ilk beşte bulunan okul müdürlerimizi, bu öğrenci kardeşlerimizin okul müdürlerini ve danışman hocalarını da sahneye davet etmiş olalım. Şüphesiz emekleri bir hayli fazla olan sevgili hocalarımıza, sevgili okul müdürlerimize de bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi, evet, yine altıncılarla devam ediyoruz değerli misafirlerimiz. Evet, altıncı olan Pendik Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hamza Yeşilkaya kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Yedinci olan Başakşehir Toki Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zakiya Hurşit Bekova'yı alkışlarla, o güzel alkışlarınızla tabii ki sahneye davet ediyoruz ve devam ediyoruz. Bayrampaşa Mobil İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ayşegül Çakır kardeşimizi sahneye davet ediyoruz. Kendisi 8. oldu ve devam ediyoruz. 9. olan Üsküdar Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammed Yusuf Kartal kardeşimizi alkışlarla sahneye davet ediyoruz ve devam ediyoruz. Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu'ndan Albara Hesham kardeşimizi, 10. oldu kendisi, sahneye davet ediyoruz ve devam ediyoruz. 11. olan Küçükçekmece Ebu Hanifi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Seda Usta kardeşimizi, evet, sahneye davet ediyoruz ve diğer kardeşlerimizi anons etmeye devam ediyorum. Evet, bunlar bu arada tablet alan kardeşlerimiz ilk 6'dan sonra. Evet, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta Beyefendi'yi o güzel alkışlarınızla sahneye davet etmiş olduk. Bir kez daha değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle özel bir olimpiyatı Gazi Osman Paşa'mızla buluşturduğu için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve şimdi Başakşehir Toki Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ümran Zühra Ekiztepe kardeşimizi sahneye davet ediyorum. 13. olan ve tablet kazanan Tuzla İmam Hatip Ortaokulu'ndan Esra Yılmaz kardeşimizi sahneye davet ediyoruz. Pendik Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Melih Bera Ermiş, yine aynı okuldan Meryem Koldaş kardeşimizi sahneye davet ediyoruz. Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nusaiba Kamal Aldeni sahneye davet edelim. Pendik Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yine Ayşe Feyza Tekköz kardeşimizi sahneye davet ediyoruz. Ve yine Başakşehir Toki Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hüsna Nur Yüksel, Zeynep Şencan kardeşlerimizi de sahneye davet etmiş oluyoruz. Ve tablet kazananların son ismini hemen anons ediyorum. Avcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hamza Gül kardeşimizi de o güzel alkışlarınızla, evet, sahneye davet etmiş oluyoruz. Evet, bisiklet kazanan kardeşlerimiz de yine kimliklerini dışarıdaki görevli arkadaşlarımıza takdim edip, evet, bisikletlerini de alabilirler. İlk 5'te bulunan arkadaşlarımız yine 3 kişilik umre artı 5000 TL, okul da yine 5000 TL kazanıyor. İkinci olan kardeşimiz 4000 TL kazandı. Üçüncüler 3000 TL kazandılar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Dördüncü olan kardeşimiz 2000 TL, okulu 2000 TL. Beşinci olan kardeşimiz 1000 TL, okulu da yine 1000 TL ödüle layık görüldü. Bir kez daha genç kardeşimizi kutluyoruz. Evet, toplu bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirelim Sayın Bakanım, çok değerli belediye başkanım. Toplu bir fotoğraf çekimi alabilirsek eğer basın mensubu arkadaşlara, evet, çok teşekkür ediyoruz. Ön tarafa doğru Sayın Bakanım, çok değerli misafirlerimiz, lütfen efendim buyurunuz. Evet, erkekler otursun efendim. Daha güzel bir görüntü oluşsun istiyor basın mensubu arkadaşlarımız. Evet, çok teşekkürler. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 3. İslami İlimler Olimpiyatı'nın işte bu ödül töreniyle, bu güzel ödül töreniyle sizlerle buluşturmuş olduk. İnşallah 4. İslami İlimler Olimpiyatı'nda yine bir arada olacağız.
Ve bugün buraya teşrif eden, o yoğun programında Gazi Osman Paşa'mızı unutmayan ve bu özel organizasyona gelen değerli İçişleri Bakanımıza da bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. O güzel alkışlarınızla programımızı burada noktalamış olduk. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan ve aynı zamanda yine sınavlara ilgi ve alakanızdan bir kez daha sonsuz şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Gününüz bereketli olsun efendim. Bisiklete hak kazanan kardeşlerimiz de bisikletlerini kupon karşılığında dışarıdaki lobideki görevli arkadaşlarımızdan temin edebilirler, hatırlatmış olalım. Çok teşekkürler. Evet.